Dünyanın dört bir yanından ülkeler 2009'da dünyayı vuran ölümcül domuz gribinden Batı Afrika'daki Ebola'ya kadar mücadele etmeye çalışıyor. Fakat sağlık uzmanları Çin'in Wuhan kentinde çıkan koronavirüsü kadar mücadele etmesinin zor olmadığını söylüyor. Çünkü bu kentte yaklaşık 11 milyon insan yaşıyor ve daha da tehlikelisi 25 Ocak'ta Çin'in en uzun yıllık tatillerinden birisi başlayacak. Ve bu tatil sürecinde yüz milyonlarca kişi Çin içerisinden seyahat edecek. Geçtiğimiz sene Çin'de 7 milyona yakın insan yurt dışına seyahat etti. Eğer bu virüs engellenmez tüm dünya tehlike altında demektir. Çünkü bu hastalığın insandan insana bulaştığı kanıtlandı. Chinese authorities confirming the illness known as coronavirus. China has more than 200 coronavirus, it's called. The dangerous coronavirus from China. And health officials have confirmed that the virus can spread from person to person. Of course I'm worried. I just went to buy masks. I tried buying masks around my neighborhood before leaving, but they were all sold out. I'm worried because so many people will be traveling. İlk olarak Orta Çin'in Wuhan şehrinde tespit edilen virüsün 300'den fazla kişiye bulaştığı ve en az 4 ülkeye yayıldığı biliniyor. 20 Ocak Pazartesi günü Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Wuhan'da tespit edilen koronavirüsünün insandan insana geçebildiğini ve bazı sağlıkçıların da bundan etkilendiğini açıkladı. Şu ana kadar yayıldığı kesinleşen ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Japonya, Tayland ve Çin. Rastlanan koronavirüslü insanların hepsinin çıkış noktası Çin'in Wuhan kenti. Bu virüsün Çin'in Wuhan kentinde çıkmasının tesadüf olmadığı düşünülüyor. Uzmanlar gelen verilere dayandırdığı bilgilere göre virüsün ana kaynağı işte bu hayvan pazarı. Say the new virus was first detected in Wuhan on December the 12th. Some of the initial patients were employed at the seafood market. Wild animals are crammed inside, even porcupines, to be sold for consumption. It's not a unique sight in markets across China where both Dünya Sağlık Örgütü ve bazı Çinli uzmanlar bu pazardaki balıkların ve vahşi hayvanların bir arada olması bu virüsün ortaya çıkmasının en önemli sebebi olarak belirtiyorlar. Görüntülerde gördüğünüz gibi burada birçok hayvanın kesiminin yapıldığı ve birbirleriyle etkileşim halinde olduğunu görüyorsunuz. Koronavirüsünün insandan insana geçtiği açıklanmış olsa da şu ana kadar gelen veriler bu virüsün nasıl bulaştığını belirleyemedi. Ayrıca bu virüsün önceki çeşitlerinde hayvandan insana geçebileceği de belirtilmişti. İngiltere merkezli küresel sağlık kurumu olan Wellcome Trust'ın bilim direktörü Michael Turner şunları söyledi. Bu tür virüsler 50 yıl öncesine göre dünya geneline daha hızlı yayılıyor. 21 Ocak 2020 tarihinde Wuhan'dan yüzlerce kilometre uzakta bulunan Pekin'de 5, Şangay'da 2 ve Güney Eyaleti Guangdong'da 14 korona vakası tespit edildi. Koronavirüsünün bilinen çeşitlerinde sarılma, öpüşme ve solunum yoluyla bulaşabildiği biliniyor. Ayrıca bu virüsün önceki çeşitlerinde hayvandan insana bulaşabildiği de tespit edilmişti. Peki koronavirüsünün belirtileri neler? Koronavirüsü soğuk algınlığı, ateşlenme, öksürük, grip ve zatürre ile başlıyor. Yani herkese görülen gribal vakalar. Çin'in Wuhan kentinde bu virüsün çıkmasının en büyük tehditlerinden birisi de bu şehrin 11 milyon nüfuslu olması. Ve Wuhan şehri Çin'in yüksek demiryolu ağ merkezlerinden birisi. Wuhan'da ayrıca uluslararası bir havalimanı bulunuyor ve bu çok büyük bir tehdit. Wuhan uluslararası havalimanından New York, San Francisco, Sydney, Paris ve Londra'ya doğrudan uçuşlar var. Ve diğer büyük Çin şehirlerine de yüzlerce uçuş yapılmakta. O havalimanlarından birisi de İstanbul'a direkt uçuşları bulunan ABD'nin John Kennedy Havalimanı. Wuhan uluslararası havalimanından toplamda 60 farklı noktaya doğrudan seyahat edilebiliyor. Ve bunun yanı sıra en büyük tehlike 25 Ocak'ta Çin'in en uzun tatillerinden biri başlayacak. Ve bu tatil sırasında Çin'de bulunan milyonlarca kişi seyahat edecek. Ve bu tatilde geçtiğimiz sene 7 milyon Çinli yurt dışına seyahat etmişti. Yani bu tatil sürecinde insandan insana geçebilen bu virüs bütün dünyaya yayılabilir. Çin ve dünyanın birçok uluslararası havalimanı önleyici tedbirler aldı. Polisler maske takıyor, kızılötesi kameralar yerleştirildi ve yolcuların vücut ısılarını ölçüyorlar. Çin Sağlık Komisyonu pazar günü yaptığı açıklamada salgının hala önlenebilir ve kontrol edilebilir olduğunu söyledi. İngiliz uzmanlarsa Çin'de daha önce patlak veren virüs vakalarında uyguladığı sansürü bu olayda da uygulayabileceğini söylüyorlar. Sonuç olarak koronavirüsü tüm dünyayı tehdit ediyor ve bu tehditlerden birisi de Türkiye. Koronavirüsüyle ilgili gelişmeleri kanalımda anlatmaya devam edeceğim. Abone olup takip edebilirsiniz. Eleştirilerinizi de yorumlara yazın. Hepsini tek tek okumaya çalışacağım. Hoşçakalın.